ödeyecek param olsa getirmem mi Bindal Başkan? Yiyoruz, içiyoruz ama ödemiyoruz diyorsun yani. Ha Ercan? Bu ne biliyor musun? Yeşil çay. Niye içiyorum? Ömrümü uzatmak için. Sadece bu değil ha. Sabahları düzenli olarak koşuyorum. Düzenli bir cinsellik hayatım var. Bunların hepsi ömrümü uzatmak için. Ben ömrümü uzattıkça sen ömrünü kısaltmak için elinden geleni yapıyorsun Ercan. Başkanım eline yanı öpeyim. Bağışla beni. Kumarda gitti hepsi. Yemin ederim oyuna geldim. Şimdi ben geri kafalı yani böyle geri zekalı falan bir adam olsam ha? Yener'e söylerim kafana bir kurşun sıkar ölürsün. Ama değilim. Ben global bir insan. Kapitalizmi özümsemişim bir sefer. Ha? Bak oğlum sen ölsen benim param ne olacak? Ne olacak 50.000? 50.000 geri gelir mi? Gelmeyin. No it isn't. Ulan İngilizce bile konuşuyorum anlamıyorsun oğlum. Madem sen benim paramı ödemiyorsun, o zaman ben senin hayatına haciz koyuyorum. Organlarını bana bağışlayacaksın ama ben seni bağışlamayacağım Ercan. Yener götür şu cahili gözünü seveyim ya. Götür buradan. Oğlum alın bunu ilgilenin. Büşra Nur. Ağlama kızım, ağlama. Bindal abine geldik. Bütün dertlere deva olacak. Şişt, al kızı ver erkeğe. Büşra Nur, kurban oldum. Ağlama. Annem, yavrum. Bunlar kim oğlum? Bunlar yeni gelenler. Geçin oturun bakayım şöyle. Ya biliyor musunuz? Ya Bali, Tay, Hong Kong, Reiki, Yoga alayını denedim. Hiçbir çocuğun eli beni bu çocuğun eli gibi ovamıyor. He. Herhalde kulunçlar iyi ezdi çocuk. Tamam. Şimdi aramışsınız, randevu almışsınız, biz de vermişiz. Nerede oturuyorsunuz siz? Alın teri sokağa yakın. Ev kendinizin mi? He, kendimiz yaptık. Bunları da kendimiz yaptık. Bunlar bizim tek kıvancımız. He, bir de yeni geliyor Bindal amcası. Bir ayak almaz, adını da Bindal Can koyacağız. Ne diyorsun? Nereden duydunuz beni bakayım siz? Kahvede arkadaşlarla oturuyorduk. Dediler ki, senin böyle bir derdin mi var? Bindal Bey. Garibanın dostu, kimsesizlerin sesi. Hemen koştuk geldik. Şimdi benim işim hem vakitle hem nakitle. Ama bu aralar biraz vaktim az. Evleniyorum. Bak yengem burada. Bizimkisi aşk evliliği değil mi Zeynep? Cevap vermeyeyim. Şimdi ben bazen Zeynep'e soruyorum. Diyorum ki Zeynep bu güzellik var mı senin soyunda? Yine cevap vermiyor. Ama ben araştırdım. Bunun babaannesi falan çok güzel bir kadınmış ha. 1950'lerde falan fena estirmiş ortalığı bütün acayip. Anne, anne neredesin? Özledim annemi ben. Mahmut, kurbanlık tam buradayım ya yavrum. Anam burada ya yavrum. Bak olsun. Ah yavrum, ah çocuk, ah çocuk. Benim çocuğun gözleri görmüyor da. Uzağı mı göremiyor? Yok, yakını göremiyor. Bu çocuk yakınlarını göremiyor. Halasını göremiyor, babaannesini göremiyor, amcasını, eniştesini göremiyor. Adem'in de anacığını göremedi işte. 6 milyarda bir görülen bir hastalıkmış. Ameliyat dediler. Nerede bizde o para? Evet, evet. Kaç para lazım size? 10.000 lira lazımdır Bindal abi. Ya kredi kartı borcumuz deli gibi birikti. Ödeyebilelim diye çarkı feleke katıldık. İlker Bey midir nedir? Hiç yardımcı olmadı. Kazanamadık. Ne çıktı? Şimdi çarkı felekte biz domates cevabıyla elendik. Şimdi me çıktı, te çıktı, a çıktı. Biz dedik ki otomatik. Halbuki domatesmiş. Cahillik oldu. İlker arkadaş da pek hakikaten hani şey etmedi. Keşke Mehmet Ali Bey olsaydı. Neyse. Bak matematik de oluyor ha.
Tamam, tamam. Peki ben vereceğim sizin paranızı. Yalnız benim bir ayak yoluna gitmem lazım. Sağlıklı olmak için yeşil çay içiyorum. O çok fena ödem söktürüyor. Parayı alırsınız. Ama senedi imzalamadan buradan çıkmak yok. Hadi bak. Hayırlı olsun. Allah senden razı olsun bundan abi. Hadi sen de kalk. Bindal abin çıkarsa sen girersin tuvalete. Çişim yok ki. Nerede çişin yok? Çişim yok, çişim yok, çişim yok, çişim yok diyorsun. Ondan sonra sokağın ortasında yapıveriyorsun. Ne oldu çocuk? Ne işin var senin burada? Ya neredesin be çocuk ya? Allah Allah. İki dakika başka tarafa bakayım, hemen kayboluyorsun ya. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Birazcık efendi ol, irfan sahibi ol, tamam mı? İşte çocuk yani. İki dakika bırakıyorsun, hemen ortadan kayboluyor. Tamam hadi, çocuğundan dışarı çık. Gel bakalım. Gidiyorum. Gel bakalım oğlum. Ne için lazım para? Vallahi her şey için lazım yenge hanım. Bak, aşağılık heriften para istemeden önce bir daha düşün. Niye öyle dedin yenge hanım ya? Yenge deyip durma bana. Zeynep benim adım. Babamın borcu yüzünden bu aşağılık herifle evlenmek zorundayım biliyor musun? Yapma ya. Babam kumarbazın tek. Bindal'la deli gibi borçlanmış. O da demiş ki ya canın ya kızın. Şerefsiz. Babam da öteki şerefsiz. O da vermiş beni. Sen bacım ondan sabahtan beri böyle bir tuhaf bakıyorum. 20 yaşında borç karşılığı istemediğin bir adamla evlenirsen sen de öyle bakarsın. Ay dert dert üstüne bindi. Şu an. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?